Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 5 şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı 1000 kişilik Seymen Alayı'nın görkemli gösterisiyle kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen Seymen Alayı, başkent sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Ankaralıların Kızılca Gün olarak tanımladıkları 27 Aralık 1919 günü Mustafa Kemal Paşa'yı Ankara'ya gelişinde karşılamak için tertip edilen ve eski bir Oğuz Türkleri töresi olan Seymen Alayı, festival kapsamında Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılında yeniden canlandırıldı. Aralarında çocuk seymenlerin de bulunduğu 1000 kişilik Seymen Alayı, Cumhuriyet Müzesi önünde buluştu. Seymenler, belirlenen güzergahlardan canlı müzik eşliğinde seymen oyunlarıyla Ankara Kalesi'ne doğru yürürken, Cumhuriyet Müzesi önünde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Korosu, Şef Bando Albay Serkan Erçakır'ın yönetiminde Cumhuriyet Marşları'yla Ankaralılarla buluştu. Seymen Alayı'nın Ankara Kalesi'ne ulaşmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Ankara Protokolü'nün katılımıyla kale önünde gerçekleşen bayrak töreniyle Seymen Alayı son buldu. Başkent Kültür Yolu kapsamında Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı konser, söyleşi ve sergi gibi farklı etkinliklerle kutlandı.